akşamlar. Bugün 18 Eylül 2019 Çarşamba ana haber bülteniyle karşınızdayız. Önce bazı haberlerden başlıklar. Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan güvenli bölge konusunda oyalama taktiğini sürdüren Amerika'ya verilen süre giderek daralıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün bir kez daha konuştu. Bir kez daha iki hafta vurgusu yaptı. Eğer bu süreye uyulmazsa kendi planlarımızı devreye sokarız dedi. Cumhurbaşkanı aynı zamanda üçlü liderler zirvesine gönderme yaptı. Rusya ve İran'ın Türkiye'nin hassasiyetlerini anladığı konusunda önemli bir vurgu yaptı. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, Ankara'da düzenlenen Üçlü Liderler Zirvesi'nin sonuçlarını Rus haber ajansı RIA Novosti'ye değerlendirdi. Perinçek, barış koridorunun bu şekliyle sorunları ağırlaştırdığına dikkat çekti. Güvenlik güçlerimizin bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik hem sınır içinde hem sınır dışındaki operasyonları kararlı bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda İran kuzeyinde devam eden Pençe 3 harekatı yeni bir safhaya taşındı. Amaç bölücü terör örgütü PKK'nın kış üstlenmesine darbe indirmek. Bu arada sevgili seyirciler, harekata ek olarak 60 kilometrelik bir alanın terörden temizlenmesi planlandı. Yine bu arada diyelim, Diyarbakır'daki ailelerin eylemi de devam ediyor. Güvenlik güçlerimiz hem yurt içinde hem yurt dışında bölücü terör örgütüne mücadele ederek ağır darbeler indirirken Diyarbakır'da da hem bölücü terör örgütü PKK'ya hem de onun siyasi uzantısı HDP'ye yönelik isyan dalgası giderek yayılıyor. Diyarbakır'daki eyleme katılan ailelerin sayısı 41'e yükseldi. Bunun detayları da birazdan ekranınızda olacak. Güvenli bölge konusunda Washington'a verilen süre giderek daralıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmaların sonuçsuz kalması durumunda Türkiye'nin iki hafta içinde kendi planlarını uygulayacağının altını çizdi. Erdoğan, Rusya ve İran'ın Türkiye'nin endişelerini önemli ölçüde paylaştığını da söyledi. Amerika'yı uyardı, Astana zirvelerinin önemini vurguladı. Ankara zirvesinde yaptığımız ikili ve üçlü görüşmelerde Suriye'deki insani ve siyasi krizin çözümü konusunda çok önemli kararlar aldık. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, güvenli bölge ve üçlü liderler zirvesi hakkında önemli açıklamalar yaptı. Önümüzdeki aylarda yaşanacak gelişmeler, Suriye krizinin suhuletle mi çözüleceği yoksa derinleşeceği mi hususunda belirleyici olacaktır. Erdoğan, ABD ile yürütülen güvenli bölge görüşmelerinden sonuç çıkmazsa Türkiye'nin kendi yoluna gideceğini yeniledi. Zirve sırasında ve sonrasında yaptığımız açıklamalarda da ifade ettiğimiz gibi iki hafta içinde buradan bir sonuç çıkmazsa kendi hareket planlarımızı devreye sokacağız. Avrupa ülkelerinden hem İdlib hem Fırat'ın doğusu konusunda çok daha güçlü bir destek bekliyoruz. Artık laf bizi doyurmuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin endişelerinin Rusya ve İran tarafından dikkate alındığını söyledi. Suriye topraklarının dörtte birinden fazlasını işgal eden Fırat'ın doğusundaki bölücü terör örgütüyle ilgili endişelerimizin muhataplarımız tarafından da önemli ölçüde paylaşıldığını gördük. Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreninde Erdoğan, Çankaya Köşkü'ndeki zirvede iki önemli kazanımın elde edildiğini söyledi. Zirvenin en önemli kazanımlarından biri, siyasi sürece yeni bir dinamizm kazandıracak olan Anayasa Komitesi üyelerinin onaylanmasıdır. Bir diğer husus ise, büyük bir göç dalgası potansiyelini de içinde barındıran İdlib'deki sıkıntılı durumun en azından bir parça rahatlamasını sağlayacak görüş birliğine varılmış olmasıdır. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, Rus haber ajansı RIA Novosti'ye konuştu. Ankara'da yapılan üçlü zirvenin sonuçlarını yorumlayan Vatan Partisi lideri, barış koridorunun bu şekliyle sorunları ağırlaştırdığını söyledi. Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Ankara'da düzenlenen üçlü zirveyi Rus haber ajansı RIA Novosti'ye değerlendirdi. Doğu Perinçek, üçlü zirve sonrası devlet liderlerinin açıklamalarını yorumladı. Perinçek, özellikle Suriye'nin egemenliği ile barış koridoru arasındaki çelişmeye dikkat çekti.
Sayın Ruhani köklü çözüm için Suriye'nin bütünlüğüne vurgu yaparken, Sayın Tayyip Erdoğan'ın barış koridorunu bir çözüm olarak görmesi ciddi bir sorun oluşturdu. Barış koridoru bir çözüm değil fakat çıkmaz, barış çıkmazı demek daha doğru. Çünkü o koridorda hangi devletin egemenliği olacak, hangi hukuk geçerli olacak, hangi devletin silahlı gücü, yaptırım gücü olacak? Barış koridorunda projeye göre Suriye'nin egemenliği, hukuku ve silahlı gücü geçerli olmayacağına göre Türkiye egemenliği ve hukuku mu geçerli olacak? Görüldüğü gibi o koridor sorunları ağırlaştırmaktan başka bir şeye yaramaz. Barış koridorunda barış yok fakat istikrarsızlık ve çözümsüzlük var. Vatan Partisi Genel Başkanı zirvede ortaya konan gayrimeşru öz yönetim girişimlerine karşı kararlı mücadele tavrınınsa olumlu bulduğunu ifade etti. Suriye Devleti'nin af planını ve SDG'yi terör örgütü ilan etmesini Türkiye için altın tepsideki fırsat olarak değerlendiren Perinçek, Ankara'nın bu fırsatı değerlendirmesi gerektiğini söyledi. Amerika, Türkiye ile yaptığı güvenli bölge mutabakatını kullanarak terör örgütü SDG'yi meşrulaştırma çalışmalarına devam ediyor. Amerikan Özel Harekat Ortak Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu resmi Twitter hesapları SDG'li teröristlerle Amerikalı askerlerin fotoğraflarını paylaştı ve paylaşmaya da devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı ile SDG hesapları o paylaşımda etiketlendi. Adımların birlikte atıldığı vurgulandı. 3 tahkimatın yok edildiği duyuruldu. İşte Amerikalıların SDG ile, yani bölücü terör örgütü PKK ile Savunma Bakanlığımızı bir arada etiketlediği o çirkef, o hain paylaşım sevgili seyirciler. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şam yönetimiyle görüşmesini talep etti. Erdoğan'la yaptığı görüşmenin ayrıntısını paylaştığı Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Suriye krizinin Amerika ile çözülemeyeceğini vurguladı. Bizim Suriye ile bu bölgede oturup görüşmeye ihtiyacımız var. Tayin Cumhurbaşkanı Esad'la ilgili olarak çok farklı fikirler geçmişte gündeme getirdiği için kendisi şahsen görüşmeyebilir. Ama Türkiye'nin Suriye ile görüşmeye ihtiyacı var. Sadece Suriye değil, Lübnan'ı da, Ürdün'ü de, İran'ı da bu işin içinde olmalı. Bu görevi üstlenebilecek, yani bu çalışmaya razı diğer ülkeler de olmalı ama Amerika olmamalı. Amerika bu ülkede problem çözmez. Sadece problemi büyütür, artırır. 7-8 senedir ısrarla söylediğimiz konular bugün üçlü zirvede karar altına alındı, kabul edildi. Çankaya'da alınan kararlar bizim tasvip ettiğimiz kararlar. Ama bunu şunu söyleyeyim yalnız. Çok zor bir karar. Bu kararları tatbik etmek çok zor. Çünkü maalesef şu anda Suriye'de bir kan ve gözyaşı var. Çatışmalar olmuş. Herkesin bir yakınını kaybettiğini biliyoruz biz. Kimisi annesini, babasını, kimisi çocuklarını, eşini kaybetmiş. Şimdi bunları uzlaştırmak o kadar kolay bir iş değil. İşte burada da ayrı bir beceriye ihtiyaç var. İran kuzeyinde icra edilen Pençe 3 harekatında PKK'nın kış tertiplenmesini engellemek için yeni safhaya geçildi. Bu kapsamda Sinat Haftan'ın bölgesindeki operasyonlar doğu istikametine doğru genişletildi. Pençe 3 harekatına ek olarak 60 kilometre karelik alanın terörden temizlenmesi planlandı. Silahlı kuvvetlerimiz her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yaz kış dağ bayır demeden azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmeye devam etmektedir. Pençe 3 harekatında yeni safhaya geçildi. Hedefte PKK'nın kış tertiplenmesini engellemek var. Pençe 3 operasyonunda elde edilen kazanımları geliştirmek maksadıyla 13 Eylül tarihinden itibaren operasyon doğu istikametinde geliştirilmiştir. Operasyon ile Pençe 3 bölgesine ilave olarak 60 kilometre karelik bir alanın temizlenmesi hedeflenmiştir. Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar kararlılıkla devam ediyor. 27 Mayıs'ta Hakurk'a yönelik başlayan Pençe 1 harekatını 12 Temmuz'da Pençe 2, 23 Ağustos'ta da Pençe 3 harekatı takip etti. 3 operasyonun toplamda 370 kilometrelik alanda sürdüğü öğrenildi. Sinat, Haftan'ın bölgesinde bulunan teröristler ile kullandıkları mağara ve sığınakları imha etmek, hudut güvenliğini ileriden sağlamak maksadıyla 23 Ağustos 2019 tarihinde başlatılan
Pençöç operasyonu da başarıyla sürdürülmektedir. Edinilen bilgilere göre Sinat Haftan'ın bölgesinden doğu istikametine doğru genişletilen operasyonlar için yeni komando birlikleri de sahaya indirildi. PKK'nın ilgili bölgeyi kış için hazırlık yapmak amacıyla kullandığı bildirildi. Ayrıca Sinat Haftan'ın bölgesinin doğusunda sırasıyla Metina, Avaşin, Zap, Hakurk ve Kandil bulunuyor. Öte yandan 27 Mayıs'tan bu yana Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda yüzlerce terörist etkisiz hale getirildi. Pençe Harekatı'nın başladığı tarihten bugüne kadar yaklaşık 4 aylık süre zarfında Irak kuzeyinde etkisiz hale getirilen 417 PKK'lı teröristin 111'i Pençe Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen bu 417 teröristin 357'sinin hava harekatlarımız sonucunda etkisiz hale getirilmesi, hava harekatlarımızın etkinliğini ortaya koymaktadır. Ölücü terör örgütünün finans kaynaklarına da darbeler indiriliyor. Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın finansal kaynağına ağır bir yumruk vuruldu. PKK'ya yönelik operasyonda 955 kilo 150 gram esrar, 6.718.750 kök Hint keneviri ele geçirildi. Maddeler, uyuşturucu maddeler son yıllarda ele geçirilen en büyük miktardaki uyuşturucular oldu. Bayrak 134 şehit jandarma uzman çavuş Mehmet Öcal 3 operasyonu başarıyla tamamlandı. PKK'ya uyuşturucu darbesi vuruldu. Operasyon Diyarbakır'da yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı Lice ilçesinin güneyi ile Hazro ilçesi kuzeybatısında kalan dağlık ve kırsal alanı PKK'ya dar etti. Operasyon sonucu ele geçirilen uyuşturucu maddenin son yıllarda tek operasyonda ele geçirilen en büyük miktar olduğu belirtildi. Bölgede yapılan aramalarda 955 kilo 150 gram esrar, 19 ayrı noktada toplam 6.718.750 kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen kenevirle yaklaşık 134 ton esrar üretilebilmekte olup son yıllarda ülke genelinde tek operasyonda yakalanan en büyük miktar olmuş. Uyuşturucuyu kaynağında yok ederek milyonlarca vatandaşımızın zehirlenmesine engel olunmuştur. Tehditlere, baskılara rağmen Diyarbakır'da evlat nöbetine katılan ailelerin sayısı her geçen gün artıyor. Aile sayısı 41'e dayandı. 3 aile daha HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eyleme destek amacıyla Diyarbakır'a gitti ve oradaki ailelerle birlikte terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısının il binasının önündeki eyleme katıldı. Ravandı ne beri ne o mehberciye nasıl diye o em mağdurun em kure kudu kazın kure mebre binin. Oğlum nerede olsun, İran'da olsun, Irak'ta olsun, Suriye'de olsun, nerede olursa olsun gelsin teslim olsun diyorum. Yine 2015 yine açılım süreci. Sözde barış sürecinde hendekler kazan PKK niceleri gibi Musa ve Onur'u dağa götürdü. Muş'tan gelen İkram ve Mehmet Gürtürk 17 yaşında kaçırılan Musa'yı yıllarca aradı. Em tozu cemale yardımcı der Kevin. Eğer kumdi bini cipler kureme var ev gime em kure kod kozdun. Fakirin hesinin babi bir jual hain em her fakirin yani. Diğer ama deşi em demre kureme bine. Ol müşe bu. O kapan da birine. Em demre bine. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'nın merdivenlerinde oturan aileler alkışlarla karşıladılar Selma Hanım. Sesini en son bir yıl önce duyduğu oğlu Onur için artık Selma Ana da eylemdi. Oğlumun Türkiye'ye gelmesini istiyorum. Nerede oğlunuz? Oğlum son kez aralığında Suriye'deydi. Geçen sene aramış herhalde evet, sizi. Geçen sene evet. Suriye'de olduğunuzu söyledi. Nerede olursa olsun gelsin teslim olsun diyorum. Çocukları kaçırılan ailelerle birlikte PKK'ya karşı mücadele eden güvenlik güçlerimizin yakınlarına bir yenisi daha eklendi. Şirin Sungur 2015 yılında bayram izni dönüşü Lice'den alıkonulan oğlu Süleyman'ı geri istiyor. Ailelere destek ziyaretleri sürüyor. Kadem Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu aileleri ziyaret etti, eyleme destek verdi. Anneler ve babalar anlatıyor aslında değerlendirme, onların söyledikleri. Allah yardımcıları olsun. Biz de bu acılarını ve hasretlerini paylaşmak için onların yanında olduğumuzu söylemek için geldik. Diyarbakırlı anaların HDP binası önünde tuttukları evlat nöbetine yurdun dört bir yanından destek her geçen gün artıyor.
Destek eylemlerinin adresi Antalya ve Denizli oldu. Vatan Partisi öncü kadın bu kentlerde alana indi. HDP'nin kapatılması çağrısıyla imza masaları kurdu. Analar direniyor, isyanları tüm yurda yayılıyor. Türk ve Kürt analar ayağa kalktı. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı kapısına dayandı. Talepleri gayet basit. PKK tarafından dağa kaçırılan evlatlarını istiyorlar. Vatan Partisi öncü kadın Antalya ve Denizli'de Diyarbakırlı analar için alana indi. Türk, Kürt kardeştir. Amerika kalleştir. Antalya'da eylemin adresi Kale Kapısı oldu. Öncü kadın il başkanı Jale Yatbaz, anaların direnişinin PKK ile birlikte emperyalizmi de çökerttiğini ifade etti. Bölücülüğe karşı vatan cephesi işte şimdi tamamlandı, kaleleşti, sağlamlaştı. İl başkanı Rıza Türkmen de bu sürece demokrasi çığırtkanlarının tepkisiz kalmasını eleştirdi. En büyük adalet, en büyük demokrasi savunmak bugün Diyarbakır'daki Kürt analarının yanında olmaktır. Onlara omuz vermektir, gönül vermektir, onlara ses olmaktır. Öncü kadınlar Denizli'den de evlat nöbetindeki anaların taleplerini alana taşıdı. Yıllardır bu çirkin oyun sürdürülüyor. HDP çocuklarımızı kandırıyor, asker alma şubesi gibi PKK'ya gönderiyor. Orada çocuklarımızın beyni yıkanıp Mehmetçiğin üzerine sürülüyor. Artık bu oyunu bozma zamanı gelmiş, hatta geçmektedir. HDP bir an önce kapatılmalıdır. Öncü kadın il başkanı Elif Çobanoğlu, Vatan Partisi'nin başlattığı imza kampanyasına destek çağrısında bulundu. Sizleri, evlatları PKK tarafından kaçırılan ailelerin mücadelelerini destekliyorum. Türkiye'mizin birliği ve bütünlüğü için ben de ailelerin yanındayım diyerek imza vermeye bekliyorum. HDP'nin kapatılması talebiyle açılan imza masalarına yurttaşlardan yoğun destek geldi. Kahrolsun Amerikan emperyalizmi! Erzurum'da tutuklanan HDP Karayazı Belediye Başkanı Melike Göksu'nun yerine kayyum atandı. Karayazı Belediye Başkanlığı görevine Kaymakam Maksut Tabakçı getirildi. Terör örgütü PKK ile ilintili olduğu tespit edilen HDP'li belediyelere kayyum atamaları devam ediyor. Diyarbakır'ın Kulp ilçesinden sonra Erzurum'un Karayazı ilçesindeki HDP'li belediyeye de kayyum atandı. HDP Karayazı Belediye Başkanı Melike Göksu silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanmıştı. Bu kesinleşmiş bir hüküm. Herhangi bir soruşturmadan ziyade adli kovuşturma neticesinde kesinleşmiş bir hüküm. HDP'li Göksu'nun yerine başkan vekili olarak Kaymakam Mesut Tabakçı görevlendirildi. Konuyla ilgili Erzurum Valisi Okay Memiş açıklama yaptı. Biz bugün itibariyle valilik onayı ile Karayazı Kaymakamımız Mesut Tabakçıoğlu kardeşimizi oraya belediye başkan vekili olarak atadık ve bugün itibariyle göreve başladı. Hayırlı uğurlu olsun. FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 111 şüpheli tutuklandı. 27 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmalar, operasyonlar ve yargı süreci hızla işliyor. FETÖ yurt çapında ağır darbe alıyor. FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturmada 180 şüphelinin işlemi tamamlandı. Şüphelilerden 40'ı örgütü deşifre edici yönde ifadeler verdi. İkisi değişen delil durumu nedeniyle serbest bırakıldı. Kalan 138 şüpheli ise silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanmaları istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Kara, hava, deniz, jandarma ve sahil güvenlik komutanlıklarında görevli şüphelilerden tamamı muvazzaf 111 kişi tutuklandı. 27 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlar da sürüyor. Hakkında gözaltı kararı bulunan tamamı muvazzaf 39 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden çıkarılan yaklaşık 2000 işçinin eylemi devam ediyor. İşçileri Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı ziyaret etti. Açıklama yapan Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Cem Dikmen, emeğin ve işçinin yanında olduklarını vurguladı.
Sadece ekmeğimizin peşindeyiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçim aralığında işe alındıkları öne sürülerek yaklaşık 2000 işçinin işine son verdi. Seçim aralığında alındığını söylendi. Aynen öyle. İki seçim arasımız alınmadı. Ben 27 Mart'ta girişim oldum. İşçiler Saraçhane'deki belediye binası önünde oturma eylemi başlattı. Ekmeğimizi aşımıza geri dönene kadar alana kadar sabah akşam demeden burada olacak. Asla torpil yok ve benim CV'm çok eski bir CV. Demek ki ihtiyaç, elemana ihtiyaçları vardı ki eskileri karıştırıp çağırdılar bizi. Belediyeden olumlu dönüş almayı bekleyen işçileri Vatan Partisi heyeti ziyaret etti. Sizlerin mücadelesi Türkiye'de bir takım kendini emek dostu, emekçi dostu olarak gösterenlerin samimiyetsizliklerini de göz önüne serdi. İşçilerle birlikte basın açıklaması yapan Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Cem Dikmen, işçilerin emek mücadelesi verdiğini söyledi. İstanbul'umuza hizmet eden emektarlar, emekçilerimiz olarak bu şehrin kahrını çekenlerdensiniz. Bu şehrin kahrını çekenleri bir kısa mesajla, bir soğuk mesajla kapının önüne koymaya kimsenin hakkı yok. Dikmen süreçte işçilerin ve emeğin yanında olacaklarını vurguladı. Bu kadar işçiyi kapının önüne koydular bir mesajla. Bir kısa mesajla işçilerimizi kapının önüne koyanlar herkesin mi başkanı olacak? Bu mümkün mü? Herkesin başkanı olacaklar. Emekçiyi sendikasına göre ayırmaz. Sağ olsunlar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bütün partileri bu şekilde bekleriz. Emekçinin hakkını bilen vatandaşlar veya partilerden destekler için seviniyoruz. Ziyaretlerinden dolayı Vatan Partisi'ne teşekkür eden işçiler gelen heyete bir de Türk bayrağı hediye etti. Vatan, emek, namus! Vatan, emek, namus! Diyarbakır'da evlatlarını geri almak için HDP binası önünde nöbet tutan annelere Türkiye'nin dört bir yanından destek geliyor. Vatan Partisi örgütleri bugün yaptıkları basın açıklamaları ve imza kampanyalarıyla Diyarbakırlı anaların yanlarında olduklarını duyurdular. Diyarbakır'daki ailelerin evlat nöbetine en anlamlı desteklerden biri İstanbul Kadıköy'den verildi. Vatan Partisi Kadıköy İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği destek kampanyasına katılan vatandaşların mesajları dikkat çekiciydi. Diyarbakırlı bir anne de destek için imza verenler arasındaydı. Ben şahsen kendim Kürt'üm ama oğlum Diyarbakır'da yaptı ve ben bir seneyi çok zor bir şekilde geçirdim. Çok şükür geldim. HDP binası önünde evlatlarını geri almak için nöbet tutan annelerin direnişine Türkiye'nin çeşitli illerinden destek her geçen gün artıyor. İzmir, Vatan Partisi Öncü Kadın Ali Ağa İlçe Başkanı Mukaddes Şahin, direnişlerinin 15. gününde annelerin yanlarında olduklarını ifade ederek imza kampanyası başlattıklarını açıkladı. Vatan Partisi Ali Ağa Kadın Öncü Kadın olarak Diyarbakır'da eylem yapan anaları selamlıyoruz. Eylemlerin 15. gününde yanındayız. İzmir Menemen İlçe Başkanı Bayittin Erbey, Vatan Partisi olarak diğer partileri de Diyarbakır'daki annelere destek vermeye davet etti. Bütün vatanseverler Türk'üyle, Kürdüyle, Sünnisiyle, Alevisiyle Türkiye gemisindedirler. Bu gemiye herkesi davet ediyoruz. Vatan Partisi olarak bir çağrı yapıyoruz. AKP'yi, CHP'yi, MHP'yi, İyi Parti'yi, Saadet Partisi'ni ve demokratik kitle örgütlerini, vatansever üyelerini imza masalarımıza imza vermeye, PKK'yı lanetlemeye davet ediyoruz. Diyarbakırlı analara bir destek de Mersin'den geldi. Vatan Partisi Mersin İl Başkanı Lerzan Özgenç, Türkiye İttifakı'nın Diyarbakır'daki annelerin direnişiyle kurulduğunu ve buranın en doğru adres olduğunu ifade etti. Türkiye İttifakı'nın nerede kurulduğuna dikkat edelim. Bakın Türkiye İttifakı kandırarak, kaçırarak, bölücü terör örgütü PKK'ya kadro devşiren HDP'nin önünde sonunda başına yıkılacak olan binasının merdivenlerinde kuruluyor. Burayı Hacire Ana işaret etti. İki hafta içinde buranın Türkiye İttifakı içinde en doğru adres olduğu ortaya çıkmıştır. Türkiye'nin dört bir yanında açılan imza masalarına yurttaşlar destek vermeye devam ediyor. Bunların sonu geldi. HDP'nin kapatılmaması zaten bugüne bekletilmesi hata ama bu işi de hükümete, devlete bırakmadı. Kadınlar kapatmışlar, kapının önüne oturmuşlar. HDP'liler artık Türkiye'de işleri bitti. Şu anda görev devletin
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın görevini yapması lazım. Bu parti kapatılması gerekir. Diyarbakır'da annelerimiz haklı bir isyandalar. Evlatlarını istiyorlar, çocuklarını istiyorlar. Biz de sonuna kadar onların arkasındayız. İmzalarımızı da verdik HDP'nin kapatılmasına dair. Bu isyanları devam ettiği sürece onların yanında olmaya devam edeceğiz bizler de. İstanbul'da çok önemli bir organizasyon başladı, devam ediyor. Açılışı da ziyaretçi rekoruyla başladı tabii ki. Teknofest ziyaretçilerini bekliyor. Atatürk Havalimanı'ndaki festivalde Milli Gücümüz sergileniyor. Akıncı'dan Anka'ya, Memeu'dan Cezeri'ye tüm milli ürünler büyük beğeni topladı. Milli İHA ve SİHA'ların mimarı Selçuk Bayraktar, Ulusal Kanal'a milli teknolojideki atılımları değerlendirdi. Ayaklıdır yere basmaya bir festival Teknofest. Ayaklıdır yere basmayan tek festival Teknofest. Ayakları yere basmayan tek festival Teknofest başladı. Heyecanla beklenen Teknofest kapılarını açtı. Festival devam ediyor. Türk yıldızlarının gösterisi vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Milli teknolojinin damga vurduğu festivalin başlamasıyla vatandaşlar Atatürk Havalimanı'na akın etti. Ayaklarınızın yerden kesilmesine hazır mısınız? İşte bu coşkuyla milli teknoloji hamlesini hep birlikte gerçekleştireceğiz. Şu anda C-160 uçağının içindeyim. Göreve intikal uçağı. Öğrenciler de bu uçağı tek tek incelemek için şu anda içine giriyor. Türkiye'nin Milli Gücü Festival alanındaydı. Öne çıkan ürünse teröristlerin korkulu rüyası olacak Akıncı oldu. Akıncı taarruzu İHA projesi. İHA tamamen yerli imkanlarla üretiliyor. Burada sergilendikten sonra Akıncı Bayraktar Akıncı İHA'sı terörle mücadelede İlk seferinde yapacak. Milli İHA ve SİHA'ların mimarı Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Ulusal Kanal'a festivali değerlendirdi. Milli teknoloji hamlesinin burada eserlerini görüyoruz. Bayraktar, Akıncı'yı anlattı. İnsansız araçları arasındaki en modern olan, bazı stratejik özellikleri hepsinden ayrı kılıyor. Bu sınıftaki dünyadaki rakiplerin hepsinden üstün olacak diyebilirim. Baykar Teknik Müdürü Bayraktar, Türkiye'nin teknolojideki hamlelerinin önemine değindi. Asla ve asla bizi bağımlı kılacak şekilde teknolojiyi dışarıdan tedarik etmeyeceğiz. Önce hayal edeceğiz, sonra araştıracağız, sonra geliştireceğiz, en son üreteceğiz. Festivalde Rusya'nın çok amaçlı avcı jeti Su-35 İstanbul semalarında gösteri yaptı. Teknofest'in en ağır konuklarından biri de Rus savaş uçağı Su-35 oldu. Su-35'ler Teknofest kapsamında gösteri uçuşu yaptı. Su-35. Milli teknolojinin ürünleri Anka ve Aksungur İHA'nın yanı sıra tüm savaş uçaklarını gölgede bırakacak MMU da alandaydı. Uçağın birebir modeli büyük beğeni topladı. F-35 mi, Su-35 mi, Su-57 mi tartışmalarına son verecek MMU yani Milli Muharip Uçağı da Teknofest'te sergilendi. MMU'nun milli mühimmatları da alanda görücüye çıktı. Festivalde PKK ile mücadelede öne çıkan, Türkiye'nin hava gücünde etkin olan SİHA'lar, İHA'lar, JET'ler vatandaşlar tarafından yakından incelendi. SİHA'nın yanındayız. Terörle mücadelede etkin olarak rol oynayan SİHA'larımızdan biri Bayraktar TB2 SİHA'sı. Silahlı insansız hava aracı her geçen gün terörle mücadele artarak devam ederken işte etkin olarak rol oynayan SİHA'larımız bunlar. Burada vatandaşlarımız o SİHA'ları yakından görme fırsatı buluyor. Sivil araçlardan en çok dikkat çekense uçan otomobil oldu. Cezeri uçan araba kentsel hava taşımacılığı için tasarlandı. Hem yolcu hem de kargo kabinleri olacak ileride. Bu gördüğümüz yolcu kabini versiyonu. 1 saat civarı uçuş süresi olacak ve 70-80 kilometre civarı da bir kapsama alanı olacak, menzili olacak. Bu yıl ikincisi düzenlenen Teknofest'in 1 milyon ziyaretçiyi ağırlayacağı tahmin ediliyor. Sivil ve askeri savunma ürünlerinin, milli ürünlerin sergilendiği, görücüye çıktığı Teknofest'te vatandaşların ilgisi de yoğun oldu. Genç beyinlerin yarışmalarla teknolojideki gelişimlerini gösterdiği festival 22 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek. Çok güzel şarkılar çalıyordu sonra. Teknofest dün kapılarını açtı. İlk gün 140 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı. Bu arada hemen birkaç detay bilgi paylaşalım.
Cuma ve Cumartesi günleri Teknofest akşam saat 10'a kadar açık olacak. Bu iki günde sürpriz sanatçılar konser verecekler. İsimleri bende kalsın ama tanınmış sanatçılar. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Cumartesi günü Teknofest'i ziyaret etmesi bekleniyor. Vatan Partisi heyeti Suriye'de sendika sempozyumuna katıldı. Sempozyumda emperyalizmin Suriye'ye saldırısı karşısında Suriye halkının direnişi ele alındı. Çok sayıda ülkeden katılımcının bulunduğu toplantıda emperyalizme karşı geniş bir cephenin kurulması gerektiği vurgulandı. Vatan Partisi heyeti Suriye Genel Sendikalar Federasyonu'nun davetlisi olarak Şam'a gitti. Vatan Partisi'nden Genel Başkan Yardımcısı ve Merkez İşçi Sendika Bürosu Başkanı Yıldırım Koç önderliğindeki heyet iki günlük sendika sempozyumuna katıldı. Sempozyum, Suriye işçilerinin ve Suriye halkının ekonomik yaptırımlar, emperyalist müdahaleler ve terörizme karşı mücadelesiyle dayanışma adıyla Suriye'nin Genel Sendikalar Federasyonu tarafından düzenlendi. Yıldırım Koç sempozyumda Suriye'ye destek mesajları verdi. Türk halkı bilmelidir ki Suriye'nin emperyalizmin ve Siyonizmin doğrudan ve dolaylı saldırısına karşı verdiği haklı mücadele aynı zamanda Türkiye'ye karşı yapılan saldırıya karşı da verilmektedir. Bu nedenle Suriye'nin yaklaşan tam ve nihai zaferi aynı zamanda dünyada ve Türkiye'de tüm anti-emperyalist güçlerin zaferidir. Koç Suriye ile işbirliği vurgusu yaptı. Suriye işçileri bağımsızlık mücadelesiyle daha iyi yaşama ve çalışma koşulları mücadelesini birleştirmiştir. Aynı durum Türk işçileri için de geçerlidir. Biz de emperyalizme karşı bağımsızlık mücadelemizle daha iyi bir yaşam mücadelesini birleştiriyoruz. Türkiye ve Suriye'nin işçileri ülkelerimiz arasında çok daha yakın bir ilişkinin yaratılmasına katkıda bulunmalıdır. Vatan Partisi heyeti sempozyum öncesi ikili görüşmeler de gerçekleştirdi. Suriye lideri Beşar Esad'la yapılan toplantıya katıldı. Üst düzey görüşmelerde de aynı benzer mesajlar verildi. Türkiye'nin ve Suriye'nin bölgedeki çıkarlarının uyumlu olduğu, emperyalizme karşı oluşturulacak cephenin her iki ülke açısından da yararlı ve gerekli olduğu vurgulandı. Türkiye, Kaş açıklarındaki Meis Adası'nın batısı için Naftex koordinatları yayınladı. Yunanistan rahatsız oldu. Türkiye'nin ilan ettiği bölgede bilimsel araştırma yapılacak. Meis Atağı Yunanistan'ı rahatsız etti. Türkiye, Kaş açıklarındaki Meis Adası'nın batısından Rodos'un güneyine kadar uzanan bir alan için Naftex yayınladı. Naftex, yani uluslararası seyir duyurusunda belirtilen alanlarda Türkiye, şinografik çalışmalar ve iklim araştırması yapacak. Bölgede kapatılan sahada Bilim 2 gemisi çalışma yapılacak. Türkiye'nin bu girişimine Yunanistan, özellikle Yunan basını tepki gösterdi. Geçen haftada bölgede yayınlanan başka bir Naftex'te Türk savaş gemilerinin tahkikat yapacağı bildirilmişti. Oşinografik çalışmalar, fiili atış eğitimleri ve sismik araştırmalar olmak üzere Doğu Akdeniz'de 3 geniş sahada faaliyet planlanmış oldu. Türkiye'nin yeni Naftex'lerle bu bölgede proaktif bir tutum takınması Rumları ve Yunanlıları oldukça rahatsız ediyor. Avrupa Birliği, İsrail'i ilhak politikaları konusunda uyardı. İlhak adımının çok ciddi sonuçlar doğuracağı belirtilen açıklamada böyle bir durumda Avrupa Birliği'nin gereken adımları atacağı ifade edildi. Sert çıktı. Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, ilhak karşısında gerekli adımları atacaklarını söyledi. Mogherini, Ürdün Vadisi'nde yeni bir yasa dışı Yahudi yerleşim birimi kurma planının ilhak tartışmalarının ardından geldiğini belirtti. Açıklamada Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin topraklarındaki tüm yerleşim birimlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğu yeniden vurgulandı. İsrail'e bu kapsamdaki tüm faaliyetlerine son verme çağrısı yapıldı. Avrupa Birliği'nin Kudüs'te dahil 1967'deki sınırlar dışında hiçbir değişikliği tanımayacağı kaydedildi. Açıklamada Avrupa Birliği durumu çok yakından takip etmeye devam edecek ve olası bir ilhak karşısında gerekli adımları atacak denildi. Suudi Arabistan'ın Aramco rafinerilerine yapılan saldırının yankıları sürüyor. Amerika'nın bu yöndeki beklentisine rağmen Suudi Arabistan saldırılardan resmen İran'ı sorumlu tuttuğuna dair bir açıklama yapmadı. İran ise İsviçre üzerinden Amerika'ya nota gönderdi.
her türlü girişime yanıt verileceği belirtildi. Suudi Arabistan, Aramco petrol rafineleri saldırılarını İran'ın yaptığını resmen açıklamadı. Amerika Birleşik Devletleri ise açıklama için Arabistan'ı zorluyor. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Suudi Arabistan'ın saldırılardan İran'ı sorumlu tutması halinde müttefiklerini savunmaktan çekinmeyeceklerini söyledi. Amerikalıların ve İsraillerin baskılarına rağmen Suudiler net bir şekilde saldırıların sorumlusunu İran olarak açıklamadı. Suudilerin temkinli yaklaşımlarının ardında 3 temel neden yatıyor. Suudiler İran'la girişecekleri bir savaştan ve bölgesel krizden çekiniyor. Körfez ülkeleri Suudi Arabistan'a bölgesel bir krize ya da savaşa neden olmaması için baskı yapıyor. Suudi Arabistan'da büyük bir Şii nüfusu var. Suudi yetkililer İran'la yapılan bir savaşta ülke içinde kargaşa çıkmasından endişe ediyor. İran'sa kendisine yöneltilen suçlamalar ve tehditlere karşı İsviçre Büyükelçiliği üzerinden ABD'ye protesto notası gönderdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin suçlamaları reddedilerek Aramco tesislerine saldırının İran tarafından gerçekleşmediği ifade edildi. Notada ABD'nin İran'a yönelik her türlü girişimine yanıt verileceği belirtildi. Öte yandan Mike Pence, Bahreyn Veliaht Prensi Selman Bin Hamad El Halifi ile bir araya geldi. İkili Bahreyn'e Patriot satışı konusundaki anlaşmayı imzaladı. Pence, Bahreyn'in bölgenin güvenlik ve istikrarına ciddi katkı sağladığını dile getirdi. Bahreyn Veliaht Prensi, Pence'le görüşmesi öncesinde ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray'da kabul edilmişti. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinde Bakanlar Kurulu toplantısında konuştu. Ruhani, Ankara zirvesi, Aramco rafinelerine yapılan saldırı ve Amerika ile müzakere konusunda önemli mesajlar verdi. Ruhani, Rusya ve Türkiye ile birlikte milli paralarla ticaret yapılacağının müjdesini verdi. Diğer Asya ülkelerinin de sisteme katılabileceğini söyledi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinde Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuştu. Ankara'da düzenlenen zirvenin ardından yeni gelişmeleri duyurdu. İran lideri, dünya genelinde dolarla yeni mücadele dönemi başladığını söyledi. Ruhani, Ankara zirvesinin ardından, Türkiye, Rusya ve Irak gibi ülkelerle milli para birimiyle ilişkilerimizi başlatmış bulunuyoruz dedi. SWIFT benzeri bir sistemin hayata geçirildiğini söyleyen Ruhani, Rusya, Avrasya ve diğer bölge ülkeleriyle bankacılık ilişkileri konusunda yeni yöntemlerle işbirliği yapabiliriz diye konuştu. Ruhani, üçlü zirveyle ilgili olarak, başta Suriye olmak üzere bölgede barış ve istikrarın sağlanması, Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmesi ve halkın normal yaşamını sürdürebilmesi için gereken şartların oluşturulması hedeflenmiştir ki bu da bölgede huzur ve barış için kolektif bir çabanın göstergesidir diye konuştu. Hasan Ruhani ayrıca Suudi Arabistan'daki Aramco tesislerine yapılan saldırılar hakkında da açıklama yaptı. Ruhani, bölgede çatışma istemediklerini ancak çatışmayı başlatanın kim olduğunun da görülmesi gerektiğini söyledi. Ruhani, hastane, okul ya da sana da bir pazar yerini vurmadılar ki rahatsız olasınız. Sizi uyarmak ve size ders vermek için bir sanayi merkezini vurdular. Bölgedeki düşmanlar bu uyarıdan ders almalı ve halkın huzur içinde yaşaması için savaşı sona erdirmeli ifadelerini kullandı. Ruhani konuşmasında ayrıca ABD makamlarına buradan maksimum baskıyla müzakerenin imkansız olduğunu bir kez daha ilan ediyorum dedi. Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'dan İdlib hakkında açıklama geldi. Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutsky sosyal medya hesabından İdlib sorununun kolay bir çözümü olmayacağını söyledi. Suriye ordusunun topyekün bir saldırı yapmasının felaket olacağını belirten Rus milletvekili özümün bir dizi terörle mücadele operasyonundan geçtiğini ifade etti. Slutsky, Ankara'nın çıkarlarını göz ardı etmek doğru olmaz dedi. Rus vekili ayrıca Amerika'nın ülkedeki gayrimeşru varlığı hala devam ediyor. Bugün ülkenin toprak bütünlüğünün ve yeniden birleşmesinin sağlanması öndeki başlıca engeldir şeklinde konuştu. Sevgili seyirciler, Ankara ile Tahran, Washington'ın hukuksuz ambargo kararına rağmen ekonomik işbirliğini sürdürüyor. Bu kapsamda Türkiye-İran İş Forumu Ankara'da toplandı. İki ülkeden üst düzey yetkililerin katıldığı toplantıda ticari anlaşmaların devam edeceği vurgulandı. Ticaretin geliştirilmesi, yatırımların karşılıklı artırılması yönünde de destekler vermeye
devam edeceğiz. Ankara ile Tahran hattında hedeflenen 30 milyar dolarlık ticaret hacmi için çalışmalar sürüyor. Washington'ın yaptırımları ise dikkate alınmıyor. Türkiye, ABD'nin İran'a dayattığı yaptırımları her fırsatta kınadı. 30 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak için bizlerin de daha fazla katkı ve daha fazla zaman ayırmamız gerekiyor bu ilişkilere. Türkiye-İran İş Forumu Ankara'da yapıldı. Forumda iki ülke arasındaki ticari ilişkiler ele alındı. Atılacak adımlara ilişkin yol haritaları belirlendi. Karşılıklı ticaretimiz güven ve işbirliği ilkesiyle devam edecektir. Foruma Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmut Bayezid ile Türk ve İran iş insanları katıldı. Forumda yapılan konuşmalarda iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesi vurgulandı. Hem İran'ın hem de Türkiye'nin karşılıklı ticaretlerini mümkün olduğu kadar birbirleri üzerinden artırmaya ihtiyaçları bulunmakta. İkili ticarete devam açısından biz de aynı çabayı göstereceğimizden emin olabilirsiniz. Forumda iki ülkenin birbirini öncelikli ticaret yapılacak ortak olarak belirlediği ifade edildi. Kendilerinde altını çizdiği üzere Türkiye'den temin edebilecekleri ürünler var ise öncelik Türkiye olacak bundan böyle. Biz de aynı şekilde kendilerine listelerimizi ilettik. Amerika'nın İran'a uyguladığı ambargoya karşı birlik mesajları da verildi iş forumu toplantısında. 2018'de ticaret hacmimiz %13 daraldı. 2019'da %30 daraldı. Tabii bunda ambargonun etkisi çok büyük. Türkiye her zaman İran halkının yanında olmuştur. Bundan sonra da olmaya devam edecektir. Tüccarı İranî ve tüccarı Türkiye, ABD'nin İran'a dayattığı yaptırımları her fırsatta kınadı. Nükleer ve diğer alanlarda her zaman İran'ı desteklediler. ABD bu yaptırımlarla ilişkimizi etkilemek istiyor. Konuşmaların ardından Türkiye ve İran İslam Cumhuriyeti arasında 27. dönem Karma Ekonomik Komitesi toplantısı mutabakat zaptı imzalandı. Konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %5.1 oranında arttı. Bankaların faiz indirimi sonucu hareketlenen sektörde 40.634 konut ilk kez satıldı. En fazla satışsa İstanbul'da gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu konut satış istatistikleri Ağustos 2019 verilerini açıkladı. Satışlar geçen yıla göre arttı. Ağustos ayında 110.538 konut satıldı. Faiz oranları düştü ve bu nedenle biraz konut satışlarında kıpırdanma gözüktü. Bu bir gerçek. Konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %5.1 yükseldi. Böylece 2019 yılında ilk kez konut satışlarında aylık bazda artış yaşandı. İstanbul 15.881 konut satışı ve %14.4 ile en yüksek paya sahip oldu. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %168 oranında artarak 34.148'e çıktı. Finans kapitalin yani bankacılık sisteminin konut satışlarında biraz daha istekli olarak topa girdiğini ifade ediyor. İkinci el satışlar artarken 40.634 konutsa ilk defa satıldı. Bu sayının geçen dönemlere göre düştüğü kaydedildi. İkinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %25,3 artış göstermiş. Demek ki aslında mevcut yeni konut stokunda pek fazla satış yok. İlk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %17,7 azalmış. Yabancıya konut satışı azalırken ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı. Ağustos ayında Irak vatandaşları birinci sırayı teşkil ediyor konut alışlarında. Ardından İranlılar, sonra derken Rusya Federasyonu, Kuveyt. Hatay'da pamuk hasadı tedirgin başladı. Nedeni ise hükümetin pamuk fiyatlarını bir türlü açıklamamış olması. Çiftçinin gözü kulağı Ankara'da. Türkiye'de pamuk ekiminin yapıldığı başlıca ovalardan olan Amik Ovası'nda Hataylı çiftçiler pamuk hasadına başladı. Ancak pamuk üreticisi dertli, endişeli ve gergin. Çünkü ziraat odalarının başkanları Tarım ve Orman Bakanlığı ile görüşmelerine ve defalarca çağrı yapmalarına rağmen pamuk fiyatları bir türlü açıklanmadı. Şimdiye kadar fiyat yok. Pamuk çıktı. Fiyat olması lazım. En az 5'ten yukarı. Çiftçi hasat yapıyor ama ne kazanacağını bilmiyor. 7 ay boyunca borçlandı.
gübre, mazot, ilaç ve tohuma gelen büyük zamlara katlandı. Ama şimdi borçlarını ödeyebileceğinden bile emin değil. Bizim pamuk 200 dilim. Belki 200 milyar masrafı var. 3 lira giderse zor kurtarırız kendimize. Bu sene mazot pahalı, gübre pahalı, ilaç pahalı, fiyat düştü. Makinede 150 lira vereceğiz. Burada 13 kişi çalışıyor. Yömiyesi 700 küsür değil mi? Yani hiç kurtarmaz. Topladığı pamuk ancak 500 kilo. Kendini kurtaran ne mutlu. Kurtarmayan ya tarlasını satacak ya makinesini satacak. Destek bekliyoruz devletten. Pamuk tarlalarında kavurucu güneş altında saatlerce çalışan işçiler de bu durumdan zarar görüyor. Çünkü üretici kazanamayınca işçinin alın teri de karşılığını bulmuyor. İş kısıtlı. Mecburiyetten bu işler yapıyoruz. Mal sahibi zarar ederse bizim de kazanç düşüyor. Bize de gelir sağlanmıyor yani. Yemeğe 100 lira dediğimiz zaman adam diyor ki yok fazla. Biz de ne yapalım? 50-60'a çalışıyoruz böyle bu şekilde. Devlet destek çıkarsa bizim de yemeğelerimiz artması şansı %80 olur. Türkiye'nin dört bir yanında binlerce pamuk üreticisi ve on binlerce pamuk işçisi hükümetten gelecek haberi bekliyor. Pamuk fiyatları bir an önce açıklanmazsa büyük mağduriyet yaşanacak. Türkiye'nin pamuk üretimi tehlikeye girecek. 2019-2020 Yükseköğretim Akademik Yılı başladı. Açılış için Beştepe'de tören düzenlendi. Törende konuşan Yükseköğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Yekta Saraç, çağın gerekliliklerine ayak uydurmak için dijital dönüşüm programı başlattıklarını söyledi. Saraç, geleceğin meslekleri içinde çalışmaların devam ettiğini belirtti. 21. yüzyılın hakim gücü Endüstri 4.0 ve dijitalleşme ile birlikte insan hayatının tüm noktalarında süreklilik gösteren değişkenlikler ve alışkanlıklar oluştu malumunuz. Alışık olduğumuz durağan bir sistemden daha dinamik sistemlere geçilmekte. Dijital dönüşüm programı bunlardan birisi. Bu projeyi Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki 16 üniversitemizde başlattık. Bu proje ile bu yıl 36 bin öğrencimiz ve 3.112 öğretim elemanımız merkezi bir planlama ile eğitim aldılar. Bu yıl yeni mesleklere dair 7 üniversitemizde bazı programlar açtık. YÖK olarak geleceğin meslekleriyle ilgili uluslararası bir kongreyi Kasım ayında gerçekleştireceğiz. Dünya Ekonomik Forumu'nun 2018 yılı İşlerin Geleceği raporuna göre yüksek hızlı mobil internet, yapay zeka, bulut teknolojilerinin ve büyük veri analizlerinin adaptasyonunu iş dünyasını hızlı, derinden ve yaygın olarak etkilediği net olarak ortaya konuluyor. Sevgili seyirciler, Eray Çelebi bir süredir Pakistan'da bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyor. Oradan özel haberlere de imza atıyor. Bir Eray'a dönelim. Eray, Pakistan'dasın. Eray Çelebi. Murat merhaba, alabiliyorum sizi. Merhaba. Pakistan'da önemli temaslarda bulunuyorsun, gözlemlerde bulunuyorsun. Temasların daha ne kadar devam edecek ve Pakistan'dan bize ulusal kanal izleyicilerine neler aktaracaksın? Bölgedeki gerilimde yeni gelişmeler var mı? Evet Murat, öncelikle şunu söyleyebiliriz. Gerçekten çok not var buradan aktarabileceğimiz. Aslında şu anda uluslararası kamuoyu Keşmir'le de ilgileniyor. Bunu da dile getirmemiz lazım. Suriye konusu çok önemli. Yine Irak konusu çok önemli. Orta Doğu'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Ama aslında Asya'nın kalbi olarak da nitelendirilen bu bölgenin, Asya bölgesinin yakından bir yer Keşmir. Çünkü Hindistan ve Pakistan iki nükleer güce sahip ülkeden bahsediyoruz. Ve iki ülke de çok önemli, kritik bir ülke. Ve Keşmir aslında iki ülke açısından da çok stratejik. Bunu da kesinlikle söylememiz yanlış olmaz. Tabii burada biz Pakistanlı yetkililerle bir araya geliyoruz. Özellikle tabii Hindistan'a gitme imkanı bulamadık ama Pakistan'ın aktardıklarını hem hükümetin hem Keşmir hükümetinin aktardıklarını değerli ulusal kanal izleyicilerimizin ekranlarına taşımaya çalışıyoruz. Tabii bu çok kısaca aslında Keşmir meselesinden Murat bahsetmem lazım. Biraz da Pakistan'ın tezlerini de anlayabilmemiz için. Tabii son olarak Ağustos ayında, 5 Ağustos tarihinde Hindistan Meclisi'nde alınan bir karar var. Bu karar çok önemli. Çünkü Cammu Keşmir bölgesi
Tabii burada iki Keşmir bölgesinden bahsediyoruz. Birazdan oraya geleceğim. Ama Hindistan kontrolünde bulunan ve Pakistan'ın işgalci olarak nitelendirdiği bölge Cammu Keşmir bölgesidir. Ve o bölgeyle ilgili Hindistan Meclisi'nde önemli bir karar alındı. Karar şuydu: İçişlerinde özerkliği kaldırdılar, serbestliği kaldırdılar. Hindistan'a bağlandı, merkezi yapıya bağlandı Cammu Keşmir. Ondan önce özerk eyalet statüsündeydi. Şimdi birlik bölgesine dönüştürüldü ve o tarihten itibaren işte ulaşım araçlarının, internet erişiminin, yine haberleşme sistemlerinin olmadığı belirtiliyor ve Pakistan bölge kuşatma altında diyor. Bölgede şu anda katliamlar yapılıyor, işkenceler yapılıyor iddiasında Pakistan. Tabii Hindistan bunu kabul etmiyor, ancak bölgeni oldukça hareketli ve hem Pakistan'dan sert açıklamalar geliyor, hem de Hindistan'dan sert açıklamalar var. Tabii Pakistanlı yetkililer özette şunu söylüyor: milletler kararlarına uyumalı diyor. Tabii aslında her daim gördüğümüz senaryo var karşımızda Murat. Yani İngiliz Hindistan'ı o bölgede mevcutken ve İngiltere daha sonra çekilirken, Hindistan ve Pakistan özgürlüğünü kazandıktan sonra İngiltere o dönemde sorunlu alanlar bırakıyor ve Pakistanlı yetkililer de bunu aslında tespit etmiş durumda. Daha önemli konu da bu aslında. Çünkü orada binlerce prenslik var. Pakistan'a bağlanan prenslikler var, Hindistan'a bağlanan prenslikler var. Ama bir prenslik, yani Cammu Keşmir prensliği Hindistan ya da Pakistan'a bağlanmayı tercih etmiyor. Yönetici ismi Raja olarak tarif edilen Maharaja Harit Singh. O dönemde tabii kendisi bir Hindu ve dolayısıyla Hindistan'a bağlanmayı tercih ediyor, halkın çoğunluğunun Müslüman olmasına rağmen. O tarihten itibaren, yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki yıllardan bahsediyoruz, o tarihten itibaren o sorun, o kriz bölgede devam ediyor ve henüz çözülebilmiş değil. Pakistan bu noktada şunu söylüyor: Birleşmiş Milletler kararı var, referandum yapılmalı ve referandumun ardından Keşmir halkı kendi isteği doğrultusunda, eğer ayrı bir devlet kurmak istiyorsa ayrı bir devlet kurmalı, Hindistan'a bağlanmayı tercih ediyorsa Hindistan'a, Pakistan'a bağlanmayı tercih ediyorsa da Pakistan'a bağlanmalı diyor. Hindistan bunu kabul etmiyor. Hindistan'ın iddiası da şu: senin de işgal ettiğin bölgeler var sınır hattında. Bugün Pakistan o bölgeye Azad Keşmir, yani Özgür Keşmir ifadesini kullanıyor o bölgeyle ilgili. Zaten Pakistan'a bağlı değil şu anda. Keşmir ayrı bir devlet. Yani Hindistan kontrolündeki Keşmir'den bahsetmiyorum. Hemen sınır hattında Pakistan'a geçmeden önce o bölgede Azad Keşmir adı verilen, Pakistanlıların ve Keşmirlilerin bu adı verdi, yani Özgür Keşmir anlamına gelen bir devlet var ve Pakistan'a yakın ilişkiler içerisinde ve Hindistan'ı bu noktada işgalci olarak suçluyorlar. Tabii Hindistan da önce şunu söylüyor Pakistan'a, diyor ki sen işgal ettiğin topraklardan çık. Tabii Pakistanlı yetkililerin tezi bu şekilde. Az çok Hindistan'ı da burada anlamaya, okumaya çalışıyoruz. Dolayısıyla toplamda bunları söyleyebiliriz. Tabii burada, yani iki gün önce geldik, bir iki üç gün daha buradayız Murat. Azad Keşmir Cumhurbaşkanı, Başbakanı ve Meclis Başkanı'yla tek tek görüşeceğiz. Bugün Keşmir kontrol hattındaydık ve Keşmir kontrol hattında hemen karşımızda Hindistan bayrağı vardı. Pakistan bayrağının hemen yanında, yani arasında aslında bir 300-400 metre kadar var diyebiliriz. Çakuta eyaleti var ve o eyaleti ikiye bölmüş. Nehir ikiye bölüyor ve nehir de aslında doğal bir sınır o eyalette. O eyalete gittik. Orada gözlemlerde bulunduk. Tabii aynı zamanda mülteci kamplarına gidiyoruz. Oradaki süreci de izliyoruz. Hindistan kontrolü altındaki bölgelerden gelen bazı, Pakistan'a irtica eden bazı mülteciler var. Onların aktardıkları var. Tabii onları da önümüzdeki zamanda aktarmaya devam edeceğiz. Tabii henüz net değil ama Pakistan Cumhurbaşkanı'yla da yine aynı şekilde burada Türk gazeteci heyetinin bir görüşme imkanı olabilir. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Tabii burada gözlemlerimize devam edeceğiz. Ve son olarak, yani Keşmir'deki gerginliği yine Ulusal Kanal
izleyicilerimizle paylaşacağız. Ama şunu söyleyebiliriz, Keşmirli yetkililerin özellikle aktardıkları önemli. Şunu söylüyorlar, diyorlar ki artık Pakistan daha fazla beklememeli. Hindistan kontrolü altındaki bölgeye bu bir harekat olabilir ya da bir operasyon olabilir, yapmalıdır diyorlar. Tabii Hindistan'ın bölgede Pakistan yetkililerine göre Murat çok ciddi bir rakamdan bahsediyoruz. 700-800 bin civarında Hint askeri var. Yani toplamda Keşmir nüfusu zaten 8 milyon, 9 milyon. Dolayısıyla 11'de biri kadar nüfus şu anda Hint askerinden oluşuyor. Pakistanlı yetkililere göre ve nüfusun yüksek oranda 80-85 oranında Müslüman olduğunu düşündüğümüz zaman Pakistanlı yetkililer bölgede işkence iddialarından bahsediyorlar. Tabii süreci gözlemledikten sonra bizim daha net bilgiler aktarabilmemiz mümkün. Ama bugün Keşmir sınır hattındaki hareketliliği gözlemledik. Yani eller tetikte, Pakistanlı askerler şu anda bekliyorlar. Herhangi bir gerginlik durumunda nasıl bir tavır izleyecek Pakistan? Aslında dünya kamuoyunun merakla beklediği de soru bu. Tabii bu noktada Pakistanlı yetkililerle konuştuğumuzda şunu söylüyorlar. Biz kesinlikle işgal altındaki topraklardan Müslümanları kurtaracağız diyorlar. Böyle bir bakış açıları var. Ancak Pakistan'ın tek taraflı bir operasyon ya da bir müdahalesinden bahsetmemiz çok zor. Sürece ve askeri güçlere baktığımızda bunu da kesinlikle iletmiş olalım. Ama aslında iki ülke arasında da bir kontrollü gerginlik süreci olduğunu söyleyebiliriz Murat. Eray, çok teşekkür ederiz. Pakistan'daki temaslarını bize özetledin. Sağ ol, var ol. Türkiye'ye döndüğünde de çok önemli haberlere imza atacağına eminiz. Sevgili seyirciler, Eray Çelebi Pakistan'da devam ediyor temaslarına dedik. Bir başka konuğumuz var. Stüdyoda konuğumuz Deniz Çağlayan. Hoş geldin Deniz. Hoş bulduk. Hoş geldin ama eminim ki biraz yüreği buruk geldin. Diyarbakır'dan geldin. Uzun süre Diyarbakır'daydın. Orada evlat nöbetindeki ailelerin yanındaydın. Gece gündüz onlarlaydın. Onlarla birlikte oturdun. Onlarla birlikte kalktın. Onlarla ağladın. Neler anlatacaksın? Şimdi öncelikle 10 gün boyunca HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki o eylemi takip ediyoruz. Tabii benden önce Ekrem Demir oradaydı. Annelerle, babalarla birlikteydi. Ben de 3-4 gün sonra oraya dahil oldum ve eylemi takip etmeye başladım. Öncelikle söylemek istediğim şey şu, bu eylemi samimiyetsiz bulanlar, evet. İstanbul'da, Ankara'daki koltuklarında oturup kalem oynatan meslektaşlarıma ve köşe yazarlarına şunu söylemek istiyorum. Lütfen gidin Diyarbakır'a, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'nın önündeki o merdivenlerde annelerle birazcık sohbet edin. Orada sadece Diyarbakır'dan gelen aileler değil, Türkiye'nin dört bir yanından evladını PKK terörüne kurban vermiş aileler var. Bitlis'ten gelenler var, Erzurum'dan gelenler var, Bursa'dan gelenler var, Malatya var. Son iki günde, ben oradan ayrılmadan önceki son iki günde İstanbul'dan gelen aileler vardı. 3-4 ailemiz İstanbul'dan geliyor. Gaziantep var. Atlamayayım hemen söyleyeyim, Elazığ var, Mardin evet. var, Van ve yoğunluklu olarak da Diyarbakır. Öncelikle Aysel annenin ve Ayşegül annenin çok önemli iki sözü vardı bu eylemi anlatan. Ne diyordu Aysel Çetinkaya? Şunu söylüyordu, batsın sizin bu Kürdistan davanız. Aynen öyle. Bizim çocuklarımızı aldınız, dağa götürdünüz. Ya topraktalar ya cezaevindeler. Yeter artık. Biz bu davanın piyonu değiliz diyordu Aysel anne. Ayşegül anne ne diyordu? Bizim evlatlarımızı aldınız götürdünüz, Amerika'nın uşağı ettiniz diyordu. Şimdi eleştiriler niye HDP önünde bu aileler diye. Çünkü orada yaşayan, o coğrafyada yaşayan herkes biliyor ki, herkes. Sadece orada merdivenlerde oturan ailelerden bahsetmiyorum. Sokakta yürüdüğünüz herkese sorsanız size söyleyeceği adres HDP Diyarbakır
il başkanlığı. Ufacık çocuklar dahi bunu biliyorlar. Yani adres burası. İşlem burada başlıyor. Ne yapıyorlar? Özellikle 14-15 yaşındaki çocuklar hedef. Neden onlar hedef? Bu çocukları alıyorlar, eğitiyorlar, kamplara götürüyorlar. Önce politik kamplar, arkasından da silah eğitimlerinin verildiği kamplarda eğitimden geçiriliyor. Daha sonra dağa götürülüyor. Bütün bu merdivenlerin başlangıç noktası HDP, Diyarbakır İl Başkanlığı. Kent içinde özellikle sur bölgesinde, kırsal kesimlerde hücre evleri var. Bu hücre evlerinde bu çocuklar uzun süre tutuluyor. Ailelerin anlattığı bu bize. Ben bunu tabii ki görme fırsatım olmadı ama yani 41 aile var şu anda. 41 aile de aynı şeyi anlatamaz herhalde. Biz bunun örneklerini 2014'te de gördük. Yine Diyarbakır'daki ailelerin eyleminde. Aynı şeyi anlatıyorlar. O hücre evinde tutulan çocuklar bir süre sonra HDP il başkanlığına getiriliyor. HDP il başkanlığından da deyim yerindeyse dağıtıma gönderiliyor. Nereye gönderiliyor? Bitlis'teki kamplara, Erzurum'daki kamplara, özellikle de Lice'ye. Bu çocuklar sonra nereye götürülüyor? Irak'a, Suriye'ye ya da Hakkari'ye ya da Şırnak'a götürülüyor. İşte bu noktada bu eleştiriyi yapanların gidip orada annelerle bir sohbet etmesini, babalarla bir sohbet etmesini tavsiye ediyorum. Öyle İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de oturup kahveyi yudumlarken yapacakları iş değil bu. Gidip orada bir ailelerle bir sohbet etsinler, hikayelerini bir dinlesinler. Sonra da ellerini bir vicdanlarına götürsünler. Nereye hizmet ettiklerini bir fark etsinler. Ondan sonra da gerekeni yazsınlar diyorum. Ben bazı kişilerin olayı siyasi boyuta çekme amaçlarına anlam veremiyorum. Sen de anlam veremiyorsun. Ben sürekli şunu vurguluyorum. Bak, Diyarbakır'a gittin. Diyarbakır insanlığı son derece misafirperverdir. Baş üstünde taşırlar, baş tacı ederler. Diyarbakır halkı çok özeldir. Doğulu, Güneydoğulu her insanımıza terör örgütü yandaşı gibi bakılması zaten bölücülüğe yönelik ilk adımdır. Bu en büyük kötülük, milletçe birbirimize yapabileceğimiz. Şimdi görüntüler ekrana geliyor. Sadece Diyarbakırlı anneler değil, farklı illerden gelenler de vardı. İşte sen bizzat onlarla birlikte oturdun, dertleştin. Gerek röportaj, eminim ki kayda alınmasını istemedikleri çok daha farklı şeyler de söylemişlerdir sana. Yani. Bu insanlar bir tepki gösteriyorlar. Deniz Çağlayan, sen orada bir yabancılık hissettin mi? Hissedemezsin çünkü bunlar bizim insanlarımız. Biz yani, bir bütünüz. Orada yabancılık hissetmek imkansız. Çünkü gerçekten çok sıcakkanlı insanlar ve senin de belirtmiş olduğun gibi en çok canlarını yakan da bu oluyor genellikle. Ama orada en büyük baskıyı, şiddeti, zulmü PKK terör örgütünden ve onun siyasi kolu HDP'den görüyorlar. Yani ailelerle yaptığımız özel sohbetlerde çocuklarını ne zahmetlerle büyüttüklerini anlatıyorlar. Dün röportaj yaptığımız Salih Gökçe, bence benim 10 günümün özetiydi o röportaj, dün yaptığımız o röportaj. Hiçbir yayınımda ağlamadım. Ama dünkü yayında gözyaşlarımı tutamadım. Çünkü hem ana hem baba bir insan var karşımda. Bir oğlu askerde, bir oğlu PKK'nın elinde dağda. Sağ mı, ölü mü bilmiyorum diyor. Bu insanlar çocuğu kaçırıldığı zaman neden önce HDP il başkanlığına gidiyorlar? Neden? İşte burada bir durup düşünmek lazım. Demek ki burada gerçekten ailelerin dediği gibi bir askerlik şubesi durumu söz konusu. Dün gördük, tonlarca, yüzlerce battaniye çıkartıldı HDP il başkanlığının içerisinden. Onu soracaktım. Ona bir, yani onun oradaki detayı nedir? Sorduk, bu battaniyeler nedir diye, yüzümüze kapılar kapandı. Sorduğumuz sorulara cevap verilmedi. Sonuç olarak da aileler çok iyi bildikleri için bu durumu, yani yıllardır bu coğrafyada yaşayan insanlar oldukları için bu battaniyelerin ya oradaki çocuklarını yatırmak için kullandıklarını ya da dağdaki
terör örgütüne gönderilmek üzere HDP il başkanlığından çıkartıldığını söylüyorlar. Sen daha önce herhangi bir siyasi partinin gerek il gerek ilçe binası olsun, bu kadar çok battaniye barındıran bir siyasi büro gördün mü? Meslek hayatım boyunca hiç böyle battaniye barındıran bir siyasi parti görmedim açıkçası. Ve zaten korkacak bir şeyleri olmasaydı, hı hı, bu battaniyelerin nereye gittiğini söylerlerdi diye düşünüyorum. Çünkü biz görevimizi yerine getirdik, gittik kapılarına sorduk. Bu battaniyeler ne içindi? Bize bir yanıt verilmedi. Yoruma açık bırakıldı. Yorumu da biz değil, Diyarbakır'da oturan anneler, babalar yaptı. Şunu da belirtmek istiyorum. Bu bölgenin insanları fark ettiyseniz eğer genellikle fakir. Evet. Biz fakiriz diyor anne. Ne diyor? Biz fakiriz diyor. Genellikle bu tür çocukların dağa götürüldüğünü tespit ediyoruz. Önümüzde 41 kişilik bir liste var ve bu 41 kişinin de ortak özelliklerinden biri bu. Dar gelirli ve gerçekten de aile içinde sorunları olan çocuklar hedef alınıyor. Ve ne hikmettir ki bu çocukların ortak özelliklerinden biri de sözde açılım süreci olan 2015 yılında dağa kaçırılıyor olmaları. Yani bu noktada ailelere şimdi bir sorun mecliste çözülsün, sorun aslında partiler değil, meclistir diyenlere de yanıtı var. Bu o zaman şey de anlamına da gelmiyor mu Deniz? Yani Mehmetçik de operasyon yapmasın. Bu aynı kapıya çıkmıyor mu? Bu kapıya çıkıyor ve aileler de zaten şunu söylüyorlar. Biz 2015'te size bir fırsat tanıdık. Bunlar benim yorumlarım değil. Bunlar orada ekranlarda taşıdığımız röportajlar, kayıtlı ses açlar. Biz ailelerle röportajlarımızda hep şunu duyduk onlardan. Biz bunlara bir fırsat tanıdık. Ama onlar ne yaptı? Burada şehrimizde hendekler kazdılar. Bizim çocuklarımızı o hendekleri doldurmak ve boşaltmak için kullandılar. Bizim çocuklarımızı o hendekte kendi kardeşine kırdırttılar. 2015'te biz onlara bir fırsat verdik. Onlar bu fırsatı kullanamadılar. Açılım da neymiş diyorlar. Ağrılı Gökçe, bir vatandaşımız. Evet, Salih Gökçe Ağrı'dan geliyor. Hı hı. İstanbul'da kayıplara karıştı oğlu Ömer. Asker hazırlığı yapıyormuş, evet. Ömer. Eğer bugün ailesinin yanında olsaydı, hı hı, abisiyle birlikte askerlik yapıyor olacaktı. Şimdi ben işim gereği, mesleğim gereği insanların ses sorunundan samimiyetini çok net bir şekilde anlarım, anlamam. Dünkü haberde hiçbir şekilde şüphe duymadım bu değerli vatandaşımızın samimiyetinden. Sen şüphe ettin mi? Şüphe etmedim. Oradaki hiçbir anneden, babadan şüphe etmiyorum. Şüphesi olanlara da tekrar söylüyorum. Lütfen HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gidip bu ailelerimizde birebir konuşsunlar. Kınay aldım diyor oğluma, kızımla birlikte. Hazırlıklarını yapıyorduk, kurban hazırladım diyor. Aradı beni, baba geliyorum dedi diyor. İki gün sonra bir telefon geldi. Oğlunuz Suriye'de. Ve bu baba oğlunu aramak için Kobani dedikleri bölgeye gidiyor. Baba nereden biliyor Kobani'ye gitmesi gerektiğini sordum. Gitmiş İstanbul'da, Arnavutköy, HDP il başkanlığına. Onu Kobani'ye yönlendiriyorlar. Oğlunun orada olup olmadığını da teyit etmek için bu baba yine HDP'ye gidiyor. İstanbul'da. Teyidini alıyor, Kobani'ye gidiyor. Yani evlatların nerede olduğunu HDP'liler çok çok iyi biliyorlar ve ailelerde en doğru adresteler zaten yani. Yani gidebilecekleri ilk adresi onlara ne polis söylüyor ne devlet söylüyor. Aileler bunu zaten biliyorlar. O yüzden de biz doğru adresteyiz diyorlar. Biz bu davanın piyonu olmaktan artık sıkıldık diyorlar. Bu acıyı yüreğimizde artık taşıyamıyoruz diyorlar. Evet. Evlat özlemini artık babaların gözünde, anaların gözünde, kardeşlerin, amcaların, teyzelerin gözünde görüyoruz Murat Şahin. Evet. Süremizin sonuna geldik ama son olarak eklemek istediklerim varsa alayım. Dediğim gibi burada doğru eylem adresi nedir tartışmasından öte öncelikle bu ailelerin sorununu anlamak lazım. Bu ailelerin sorunu terör.
dağda değil, şehirde de aynı şey geçerli. Evet. Ne söylüyor annemiz? Biri dağda, biri şehirde, ikisi de aynı şey, ikisi de terör örgütü. Baskıdan ve artık evlatlarını teröre kurban vermekten yorulmuş, tükenmiş aileler var karşımızda. Hı hı. Ve gerçekten bu sorunun bir an önce çözülmesini istiyorlar. Çok cesurlar ve kararlılar. O yüzden de bu eylem sürecek daha, sürecek. Aileler gelmeye devam ediyor. Bugün 3 aile daha katıldı. Hı hı. Bu 3 aileye daha niceleri eklenecek. O çocuklar gelene kadar da bu anneler ve babalar oradan ayrılmayacaklar. Çok özür diliyorum, hemen ekleyeyim. Sadece çocukları PKK tarafından daha kaçırılan ailelerimiz değil. Hı hı. PKK tarafından esir alıkonulan askerlerimizin ve polislerimizin yakınları da orada. Bugün bir ailemiz daha geldi, Şirin Sungur. Evet. Oğlunu aramak için. O da Lice'de kaçırılan oğlunu aramak için burada Diyarbakır'da bu eyleme katıldı. Bu arada çok sayıda aile var ama maddi gücü yetmediği için Diyarbakır'a gidip o eyleme katılamayan aileler de var. Bunu da çok net bir şekilde biliyoruz. Evet. Şimdi, korkmasınlar. Hı-hı. Gerçekten emniyet, güvenlik güçlerimiz orada yoğun bir önlem almış durumda. Aileler, onların kıllarına dokunamaz kimse, evet, zaten aileler, Diyarbakır'da. Evet, aileler gerçekten çok iyi gözetiliyor. Bütün ihtiyaçları karşılanıyor. Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçiler geliyor. Onlara çok moral veriyor bu ziyaretler. O yüzden aileleri ziyaret etmek de çok önemli. Korkmasınlar, cesur olsunlar. Bir tane anne dün diyordu ki bize, cesaret edemedim ben buraya gelmeye. Kızı Ceylan'ı arayan anne. Kızı Ceylan'ı aramak için yıllarca gitmediği kapı kalmamış. Irak'a gitmiş, Suriye'ye gitmiş. Diyarbakır'a gelmiş. Anne İstanbul'dan geliyor. Kızını aramak için Diyarbakır'a gelip oturduğunda bize söylediği ilk şey buydu. Cesaret edememiştim buraya gelmeye, hı hı, ama artık bu sese kulağımı tıkayamadım diyor. Evet. O yüzden korkmasınlar, bu kararlı eyleme bu acıyı yaşayan bütün aileler katılsınlar. Deniz Hacire ana sembol oldu. Bölücü terör örgütü PKK ve onun siyasi uzantısı HDP'ye karşı isyan bayrağını açtı. O cesur anamızın ellerinden öpüyoruz. Onun ardından HDP il binası önündeki oturma eylemi genişlemeye başladı. Oradaki o eylem devam ediyor. Annelerin yüreklerindeki o acıyı, babaların da yüreklerindeki o acıyı biz de çok iyi biliyoruz. Ulusal Kanal ilk günden itibaren bu ailelerin yanında oldu. Olmaya da devam edecek. Sana da teşekkür ederim. Uzun bir süre Diyarbakır'daydın. Ailelerle birlikteydin. Gerçekleri hem oradan hem de işte şu an stüdyomuzda bizle paylaştın. Sağ ol, var ol. Devam ediyoruz. İstanbul Tuzla'da kimyasal maddelerin üretildiği fabrikada yangın çıktı. Kontrol altına alındığı belirtilen yangın nedeniyle fabrika binasında patlama meydana geldi. Yaralananlar olduğu belirtiliyor. İstanbul Tuzla Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde kimya sistemlerine ait fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine Tuzla ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Geniş bir alan üzerine kurulu fabrikadaki yangın otoparkta bulunan araçlara da sıçradı. Rüzgar nedeniyle yangına güçlükle müdahale edebilen itfaiye ekipleri yoğun çabalar sonrası alevleri kısmen kontrol altına aldı. İstanbul Valiliği Tuzla'daki yangında 7 kişinin dumandan etkilendiğini, 2 itfaiye erinin ise patlamada yaralandığını açıkladı. Yangına 48 araç, 138 personelle müdahale ediliyor. Yangın nedeniyle fabrikadan sızan kimyasal sıvı caddeye aktı. İtfaiye ekipleri herhangi bir tehlikeye karşı kimyasal sıvının üzerine kum döktü. Fabrikanın bulunduğu Aydınlı Yolu ve Orhanlı Yolu polis ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı. Kaş, doğası ve dalış yeri sayısının fazlalığıyla Akdeniz'in gözde su altı turizmi merkezlerinden biri. Kaş'a giden vatandaşlar dalış okullarında eğitim alıp dünyanın farklı sularında tüplü dalış yapıyor. Kaşifleri Kaş'ta buluşuyor, eğitimi Kaş'ta alıyor, buradan da dünyaya açılıyorlar. Türkiye'nin gözde dalış noktalarından olan Kaş'ta yurdun dört bir yanından gelen dalgıçlar yetişiyor. Antalya'nın Kaş ilçesi sualtı fauna ve florası bakımından oldukça zengin. Sualtı meraklıları Kaş'ta dalış okullarında eğitim alıp dünyanın farklı sularında dalış gerçekleştiriyor.
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu eğitmeni Barış Şeker, Kaş'ta eğitimlerle çok sayıda dalgıç yetiştirildiğini söyledi. Kaş diğer yerlere nazaran yaklaşık 20 tane dalış okulu mevcut. Ve biz burada birbirimizi kontrol edebiliyoruz. O yüzden burada aldığınız dalış eğitimleri diğer bölgelere göre biraz daha iyi oluyor diyebilirim. Ana haber bültenimizin sonuna geldik. İyi akşamlar, mutlu yarınlar.